Ne mal Bura? Ne mal Bura? Zum die Video auf den, guck mal, auf 5 Leute, Bruder. Ich mach das ja schon. Fünf Leute, die rein können. Aber mit Schlagstock, nimm auf, Bruder. Nicht egal. Ja, Bruder, mal gucken, sowas funktioniert sowieso nicht. 6 Streifenwagen für eine Person. Zeig mal hier. Da gehen unsere Steuergelder. Weißt du, wie viel Steuer ich bezahle und guck mal, für was da drauf geht, für nichts. Zeig mal, wie viele Streifenwagen für eine Person. Sieh du mal gut die Kamera. Alle mal ein bisschen hinterher. Oh, der filmt auch jetzt. Cool. Ja, mit seiner Kamera. Was soll der filmen? Was soll der machen? Kann er ruhig filmen. Wir machen ja nichts. Guck mal, zeig mal. Das ist unser gutes, das ist ein gutes Recht zu filmen. Mal, weil das ist Unrecht. Guck mal. Der hat nichts gemacht, der hat ihn nicht mal angegriffen. Akşam 7-8 civarı, 8. ayın 8'inde misafirlerimiz geldi. O gün annem de bizim arabayla gelmişti ve bizim arabayı bir garaj önüne park etmiş. Garaj sahibi o günü polisi çağırmış. Polis de çekiciyi çağırmış arabayı oradan çekmeleri için. O sıraları 22 ve 17 yaşındaki oğlum görmüşler arabanın çekildiğini, bize haber ettiler. Ve o esnada da polise hani tamam babamız geliyor, çekmenize gerek yok demişler. Çekici durmuş beklemiş. Bu sıra eşim dışarı çıkıyor. Ve çekiciyle konuşuyor, anlaşıyor, cezayı yazdırıyor ve arabayı indiriyorlar. Bu sırada eşim çekiciyle konuşurken polisler benim çocukları tahrik ediyor ve sürekli çok kötü konuşmalarda bulunuyor ve benim çocuk da diyor biz size bir şey yapmadık, neden bu şekilde davranıyorsunuz? O sıra benim 16-17 yaşındaki oğlum sizin bize böyle davranma hakkınız yok deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor. O oğlumu itekleyince büyük abisi de kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın, hakkınız yok böyle bir şeye diyor. Bu esnada ben evdeyim. Ben de evde merak ediyorum. Çıkıyorum gelmedikleri için. Baktım orada 6-7 polis arabası, belki 20-30 tane polis var. Benim çocukları ayrı ayrı polisler tutuyorlar. Ben gittim polislere bilgi almak için. Ben annesiyim çocukların. Ne oldu? Bana durumu, olayı anlatır mısınız diyorum. O polis o diğerine gönderdi. Diğer polise. Ben peş peşe 6 polise sormama rağmen, annesi olduklarını dememe rağmen bana hiçbir bilgi vermediler. Bunun üzerine ben oğlumun yanına gittim. Dedim oğlum ne oldu? Neden bu durumdasınız? Anne dedi biz hiçbir şey yapmadık. Çok kötü davrandılar bize deyince ben çocuğumun elinin kelepçeli olduğunu gördüm. Neden kelepçe taktılar dedim. Bilmiyorum anneciğim. İteklediler bizi dedi. Biz de kendimizi savunmaya kalkınca kelepçe taktılar. Ben polise yöneldim. Oradaki polisin bir tanesine. Dedim oğlum ne yaptı ki dedim. Siz kelepçe taktınız dedim. Bir şey yapmadığı sürece dedim böyle bir şeye hakkımız yok. O da dedi çok dedi karşılık verdi gibi sözlerde bulundu ve bana bağırarak konuştu. Ben de bize bağırmaya hakkınız yok, ben sizin çocuğunuz değilim diye cevap verdim. O da ben daha çok da bağırabilirim, istiyorsanız daha çok bağırayım da görün ne şekilde bağırabiliyorum dedi. Sonra çocuğumu dedim kelepçelerini çıkarın dedim. Bir şey yapmadı dedim. Hiçbir problemi sorun yaşamayan bir çocuktur bu deyince ben oğluma doğru yöneldim. Oğluma gitmek isterken ki hiçbir şey yapmayacaktım zaten kesinlikle. Polisin 3 tanesi benim üzerime doğru yürüdü. Beni aldılar garajın ta en arkasına iteklediler. Bu esnada benim 2 oğlum da görünce bu durumu annemi bırakın diye bana doğru yöneldiler yardım etmek amaçlı. 2-3 polis, büyük oğluma 2-3 polis de diğer oğluma saldırdılar. Benim 22 yaşındaki oğlumu yüzüstü yere yatırdılar. Bir polisin bir tanesi arka dizlerine çöktü. Diğer polis diziyle birlikte oğlumun aynen Amerika'daki Floyd'un başına gelen olayı yaşadık biz o günü. Diziyle boynuna bastırdı. Ben çocuğun orada hareketsiz kaldığını, nefes alamadığını gördüm. Dedim çekin dedim ayağınızı, çocuk nefes alamıyor dedim. Lütfen çekin dedim, başka yerinden tutun diye yalvardım. Ama dinlemediler. Sonra benim oğlum nefes alamıyorum, lütfen ayağınızı çeker misiniz boynundan deyince boynuna daha fazla bastırmışlar. Bu esnada da eşim polislerin benim üzerime yürüdüğünü görünce kollarını kaldırmış, polisleri tutmak istemiş bana dokunmasınlar diye. O sıra tabii polisler eşimi alıyor, copla sırtına vuruyorlar. Orada ön tarafta yere yıkıp darp ediyorlar. Ben tabii ki ondan sonrasını görmedim çünkü bizi en arkaya attılar garajın ve orada bize yapacaklarını yaptılar. Bu esnada sürekli alaylı konuş.